Kobani için yapılan çağrılar şiddet çağrısı değil, siyasi sınırlar kapsamında yapılan çağrılardır. Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili ikinci kez tutuklanması ile bir gün sonra Erdoğan'ın Demirtaş'ı 53 insanın katili olmakla suçlayarak Demirtaş ve Yüksekdağ'ı bırakmayacaklarını söylemesi arasında zamansal bağlantı vardır. Yerel makamlar, Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarında iddia edilen suçları işleyip işlemediğini incelemek yerine Demirtaş'ı cezaevinde tutarak siyasi faaliyetlerde bulunmasını engelledi.